Ondan sonra hemen tabii herkesin yaptığı gibi direkt karşımda şey vardı. Parfüm vardı. Parfüm şişesi vardı. Parfüm şişesine aldım. Bileğime sıktım parfümü. Ondan sonra kokladım. Abi hiç koku yok. Sıfır koku. Ya dedim parfüm bozuktur. Burnumun bozuk olacak hali yok ya. Ne alaka falan. Kendime atıyorum. Ondan sonra dedim abi kolonyayı koklayayım. Gittim kolonyayı burundan bir çektim. Kolonyada hiçbir şey yok. Kolonya bildiğin tertemiz hava yani. Selam millet. Malkara'daki reklamcılardan hayır gelmedi bize biliyorsunuz. Bir tane işimizi görecek birini bulamadık. O yüzden Keşan'a geldim. Keşan'da mutlaka bulurum. YouTube logosunu ve birkaç tane daha sticker bastıracağım. Motor için düşündüm. Şu yandaki MT-09 yazısını falan. Şuraya tünele girmişken size ufaktan bir Akrapovic dinleteyim. Üff. Sondaki patlama beni benden aldı. Şimdi asıl konumuza dönelim. Oraya gidene kadar bundan bahsedeyim. Korona oldum. Koronayı nasıl atlattım? Nasıl oldum? Nasıl olduğumu anladım falan. Bunları anlatayım size. Şimdi bir tane arkadaşımın daha doğrusu dedesi korona oldu. Testi pozitif çıktı. O da dedesiyle görüşmüştü doğal olarak. Biz de o arkadaşla aynı ortamda beraber bulunduk. Abi yavaş sakin ol. Ne yapıyorsun? Setmed denemeden langur lungur geçti adam ya. Neyse onun dedesi korona testi pozitif çıktı. Biz de bu arkadaşla aynı ortamda bulunmuştuk. Çocuktan hiçbir belirti falan hiçbir şey yoktu yani. Daha sonrasından bu da test yaptırdı. Diyorum hani herhangi bir sıkıntım falan var mı? Yok dedi. Ben de herhangi bir sorun dedi hissetmiyorum falan dedi. Herhangi bir belirti yok dedi. Daha sonrasında abi bunun testi pozitif çıktı ama ben o olay ilk dedesi pozitif olduğu andan itibaren direkt ailemden uzak durup kendi odama çekilip sadece kendi odamda durup sadece yemeklerimi kendi odama getiriyordu annem. Bu şekilde devam etmeye başladım daha onun testi pozitif çıkmadan. Sonra bu test yaptırdı. Testi pozitif çıktı. Aha dedim bunun testi pozitif. Onu sınava götürmüştüm ben bir de. Ondan sonra gün yine aynı arabadaydık. Dedim kesinlikle bana da geçti yani. Bana geçmeme ihtimali olamaz. Motosiklet burada bir ön plana çıkarttı olayı. Gece motosiklet kullandım. Hani uzmanlar diyor ya vücudun direncinin düştüğü noktada bulup şey yapıyor. Size üstünlük kuruyor falan diye. Harbiden doğru. Hiçbir belirtim falan yoktu. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Gece motosiklet kullandım. Bayağı bir üşüdüm gece. Daha sonrasında eve geldim. İşte duş aldım. Yattım falan. Sabah bir kalktım. Başımda bir ağrı. Sesimde bir değişiklik falan. Böyle hafif hafif belirtiler var böyle. Sonra dedim ki hani ben spor yapıyorum. Beni Instagram'dan falan takip edenler bilir. Hani bağışıklık sistemim bayağı bir güçlü ve en son ne zaman hasta olduğumu dair hatırlamıyorum. Şimdi ben sesim mesim böyle bir değişti hafiften. Sonra bu baş ağrısı falan başladı. Cart curt derken böyle gidiyordu. Dedim ki 2 günde geçmezse kesin pozitifim. Kesin koronayım yani. Sonra 2 gün oldu, 3 gün oldu. Şey geçmedi. Nedir onun adı? Herhangi bir belirtide düzelme yok, artma da yok. Sonra üçüncü günde abi öğlen şey yemiştim. Portakal mandalina falan yemiştim. Ondan sonra akşam yemeğinde yine aynı şeyle yiyorum falan. Yemeğin tadına falan hiç dikkat etmedim. Sonra mandalina yiyorum böyle en sonunda böyle ekşi ekşi bir tat geldi. Başka da bir şey gelmedi böyle. Sonra dedim ki ya dedim daha öğlen yedim. Hani öğlen bir sıkıntı yoktu. Şimdi nasıl olur gibisinden. Hatta ben önce şöyle bir çevre yolundan bir turlayayım. Ondan sonra Mustafa abiye gideyim konuyu sapıtmadan. Neyse ben öğlen yediğim mandalinanın aynısını, portakalın aynısını akşam yemeğinde de yiyorum. Böyle hafiften bir ekşilik geldi. Başka bir şey gelmedi. Aa dedim. Ama ben yine anlamadım muhabbeti yani. Asla bunu düşünmüyorum. Ondan sonra
yiyorum mandalinayı, bir ekşilik var, diyorum ki ya diyorum lan öğlen yedim. Hani ne kadar adi mandalina, ne kadar dandik mandalinaymış, akşama kadar bozulmuş, şey olmamış falan filan. Neyse dedim portakal yiyeyim. Abi portakaldan yedim, hiçbir tat yok. Portakaldan yiyince de bir tat, Allah Allah dedim. Bir sıkıntı var galiba. Ondan sonra hemen tabii herkesin yaptığı gibi direkt karşımda şey vardı. Parfüm vardı, parfüm şişesi vardı. Parfüm şişesine aldım, bileğime sıktım parfümü. Ondan sonra kokladım. Abi hiç koku yok. Sıfır koku. Ya dedim parfüm bozuktur, burnumun bozuk olacak hali yok ya. Ne alaka falan. Kendimi avutuyorum. Ondan sonra dedim abi kolonyayı koklayayım. Gittim kolonyayı burnumdan bir çektim. Kolonyada hiçbir şey yok. Kolonya bildiğin tertemiz hava yani. Mükemmel tertemiz kokuyor. En ufak bir koku daha yok. Bulduğum her şeyi koklamaya başladım. Sabunundan tut böyle benzin kokluyorum ya. Tiner kokluyorum ya. Tinerci oldum koronayken. Sonra koku hiç yok. Ondan sonra ne yaptım bu süreçte? Gerçekten çok iyi beslendim. Sürekli su içtim. İlaçları da kullandım bu arada. Bayağı bir su içtim yani. Günde ne kadar işte aklıma geldikçe su içiyorum. Suyu gördükçe su içiyorum. Ondan sonra şey yaptım. Yemekte kırmızı et falan filan. Yiyebildiğim her şeyi yiyorum böyle. Daha sonrasında karantina sürem doldu. Karantina sürem dolduktan sonra ben yine bu sırada tabii yine odamdan hiç çıkmıyorum karantina olan. Tat koku gittikten sonra bu arada test yaptırdım. Hani artık yani bunun bir ihtimali yok. Hani negatif çıkma gibi ama doktora gittim. Doktor dedi ki hani yine de başka bir şeyden gitmiş olabilir dedi. Tat koku. Dedim öyle olsa daha mı iyi daha mı kötü anlayamadım da. Neyse dedim yaptırdım testi. Test pozitif çıktı. Ondan sonra işte bu sağlıklı beslenme muhabbetlerine falan başladım. Ben hani herhangi bir sıkıntılı bir dönem geçirmedim. Öyle nefes darlığı falan filan o tarz bir şey yaşamadım. Ne yapsak, kırmızı ışığa denk geldik ya. Herhangi bir sıkıntı öyle yaşamadım. Sadece bir bel ağrısı oldu. Bel kaslarımda bir ağrı oldu. Kaval kemiğimde, kemik ağrılarında işte eklem ağrıları falan filan böyle hafif hafif şeylerle geçirdim. Fakat 10 gün oldu, 15 gün oldu, 20 gün oldu, 25 gün oldu. Abi koku yok. Çıldıracağım. Koku yok yani. Daha sonrasından hemen doktorla konuştum. Dedim böyle böyle karantinam doldu. Ondan sonra daha zaman geçti. Ben hala ama karantinayı devam ettiriyorum. 2 haftalık süreci evde doldurdum. 3. haftadayım, hala odamdan çıkmıyorum falan. Annem ve babamın en ufak bir belirti bile olmadı. Onlara bulaştırmadan bu süreci tamamlayabildim Allah'a şükür. Ben hala işte 10 gün, 15 gün, 20 gün falan oldu. Ondan sonra hemen doktora şey yaptım. Mesaj attım. Aile hekimimle konuştum. Ondan sonra dedi böyle böyle işte bazı yerlerde okuyorum böyle koku kaybı kalıcı olabilirmiş diye. Yani gidecek abi, bir daha gelmeyecek. Düşünebiliyor musun? Tat almıyorsun, koku almıyorsun. 5 duygunun var zaten, ikisi yok. Ne yapacaksın yani, bu hayattan zevk alamazsın. Sonra bir korktum tabii. O zamana kadar herhangi bir korku falan yoktu. Sonra doktorla konuştum. Doktor da dedi ki şu zamana kadar... zamana kadar dedi raporlanmış herhangi bir kalıcı koku tat kaybı bulunmuyor dedi. Zamanla gelecek dedi. O öyle bir motive etti beni. Acaba dedim beni mutlu etmek için, hani moral şey yapmak için falan mı diyor. Daha sonrasında korona olan arkadaşlarımla falan konuştum. Alperen'e selamlar buradan. İstanbul'da arkadaşım uçakta. Senin Alperen, onun iş yerinden birinin 3 ay sonra gelmiş tat kokusu. 3 ay. Dedim bu ne ya? Ondan sonra öğrendim ki en geç geri gelen belirti buymuş. Şu an yaklaşık işte bir ay civarında oldu. Bir aydan belki birazcık fazla olmuştur. Şu an daha yeni bazı şeylerin kokusunu, bazı şeylerin değil de hani bir, şu son 3 günde bir hızlanma oldu. Koku alabiliyorum şu an, hani hemen hemen her şeyin kokusunu alıyorum. Sadece biraz derin çekmem gerekiyor. Tat olarak bir sıkıntı kalmadı. Hani biraz koku alabildikten sonra her şeyin tadını alabiliyorsun. Şu an hemen hemen tamamen iyileştim sayılır. Hani bu gidişle de tamamen geri geleceğini ümit ediyorum. Gerçekten çok berbat bir şey, Allah kimsenin başına getirmesin yani. Dikkat edin arkadaşlar, hani burada hani kendi hatam, dışarıdan kendimizi o kadar koruyoruz. Aylarca bulaştırmadan durabildik, fakat aramızdan birinde olduğunda, kendi yakın arkadaşlarımızla işte kendimizi korumadığımızdan böyle bir sıkıntı yaşadık. Siz olun, benim yaptığımı yapmayın. Şimdi Mustafa abiye gidip şu sticker muhabbetini bir öğrenelim.
yine bir egzoz falan mı dinleteyim? Egzoz sesini pek almıyor kaskın içine. Ortam sesini almıyor daha doğrusu. O güzel bir izolasyon olmuş fakat rüzgar sesini bayağı alıyor ya hızlı gittiğimde. Hani buna bir sorun, çözüm üretmeye çalışırsam, rüzgar sesini kesersem bu sefer egzoz sesi hiç gelmeyecek. O yüzden şimdilik böyle takılacağız bakalım. Belki yeni mikrofon almayı denerim. Arkadaşlar stickerlarımızı yaptırdık. Ufak bir sıkıntı yaşadık. Video kaydetmemiş kamera. Benim hatamdan dolayı gerçi. Şimdi stickerlarımızı göstereyim. Hatta motor çalışsın. Arkadaş gelecek. Şimdi gördüğünüz gibi bu tarafa Fit Motorcu logosunu koydum. Şasenin olduğu yere. Diğer tarafta da şasede aynı şey var. Ufak bir sürprizimiz var. Maşa'ya da okumuş kadın. İncinmişsin dedi. Sticker'ımızı yaptık. Nasıl olmuş yorumlara belirtirseniz. Sevinirim. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.